Selamünaleyküm. Getirdin mi? Ha ha, getirdik. Al. Sen öldürmemişsin. Öyle söylediler. Doğru söylemişler. Ben öldürmedim. O zaman bunu niye getirdin? Neyin borcunu kapatıyorsun? Babadır, büyüktür. Lafına itibar etmemek olmaz dedim. Kardeşimin kanı için sizden kan parası istedim. Ne o ses etti, ne sen vermem dedin. Benim anlamadığım, sen yapmadıysan cezasını çekmeye niye razı oldun? Bizim ciğerimizi sökmenin bedelini ödeyemezsiniz. Öğreneceksiniz. Kitap okuyor musun Celil? Kitap derken? Azer Kurtuluş. Sayfaları olur. Kapağında isim yazar. Onu anladım da. Sen sorunca bir kal geldi dayı. Sen okur musun ki? Ben okurum. Hep aynı kitabı okurum ben. Boynu bükük öldüler. Ayık mısın? Yılmaz Güney'in kitabı. Doğrudur, vardır öyle bir şey. Ama anlamıyor. Yani senden mi kaynaklanıyor, benden mi? Herkesin özlediği, düşlerini kurduğu bir şehir vardır. Ben Adana'yı severim. İşte orada, Adana'da sevdiğim insanlar yaşar. Şükrü Tekbaş, onlardan biri. Bu romanımı ona adıyorum. Bu Şükrü Tekbaş, Yılmaz abinin Yılmaz Bütün olduğu zamanlardan dostu. Abisi. Adana'da esnaf. Kolonyacı Şükrü olarak biliniyor. Doğrudur. Düşünsene, Yılmaz Güney'sin. Çirkin kralsın. Peşinde milyonlar. Yılmaz abi, Yılmaz abi. Roman yazıyorsun, dönüyorsun. Kolonya'yı Şükrü'ye armağan ediyorsun. Hadi buyur. Niye? Çünkü aralarında sarsılmaz bir dostluk var. Aslan gibiler. Ben bu Bizans'a geldiğimden beri sırtımı duvara vererek yürüyorum. Niye? Vurmasınlar diye mi? Yüzümüze gülen onca insan var. Burada cenaze olacak, dolacak, taşacak. Başın sağ olsun Azer Kurtuluş, başın sağ olsun, başın sağ olsun. Bir olay olsa, bir mermi patlasa, ara ki bulasın. Bulabilir misin? Vallahi anlamıyorum Azer. Kafam da açık vallahi billah. Ama anlamadım. Hepsi kardeşler mi bu koça vallahi? Ha, dördü kardeş. Biri üveyik ama aileden. Aslına bakarsan eğlenceli adamlar.
Manyaklık seviyeleri yüksek yani. Senin gibi. Benim gibi olacak değil. Kimse benim gibi manyak olamaz. Lan bunlar beni bulsalar, deseler ki kardeşin saçma sapan konuştu, racon yaptı. Ne konuşulur, halledilir. Diyorum, ekmeğime mi taş koydular? Değil. Korkutup koparmaya mı çalışıyorlar? Değil. Bunlar benim kardeşimi niye öldürdü lan? Yalan yok, ben de anlamadım ya. Abi, biri geldi, seni görmek istiyor. Müsait değil dedim ama önemli diyor. Taş köprü, değil mi? Sen kimsin? Adım Yücel. Ne istiyorsun? Bir tanışalım, bir konuşalım istedim, o kadar. Sebep? Ayakta mı anlatayım yoksa oturayım mı? Tabii, tabii, geç bir otur. Çay, kahve ne içersin? Çay. Çay getir. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sebep demiştim en son. Kardeşinin intikamını alacak mısın? Alacağım. Da sana ne? Benim de alacağım var o koç havalılardan. Hem de büyük alacağım var. Bana ne? Bak sen koç havalıları tanımıyorsun. Öyle kolay harcanmazlar. Onlarla tek başına baş edemezsin. Ama sen benim arkamda olursan... Evet. Bak anladık birbirimizi. Yok yok, ben seni anladım zaten. Milletin derdi bizim bilmem neremizle olmuş. Yanlış anladın. Doğru anladım. Doğru anladım. Senin derdin sana, benim derdim bana Yücel Bey. Arkamda duracakmışsın. Durma. Niye biliyor musun? Ezerim. Sonra seni adamdan sayarlar. İş olma başıma. Olmaz. İdris Koçovalı'yı bildin mi? Evet. İşte o benim babamı öldürdü. Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin de. Adam orada duruyor. Git öldür. Bana niye geliyorsun? Ben daha anama kardeşimin öldüğünü söylememişim. Onu söyleyeceğim şimdi ha. Kardeşimi getirebiliyorsan otur konuşalım. Yoksa seninle konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Bir daha da buraya gelme. Yücel! Yücel Bey! Saygılarımı sunuyorum. Yemin ediyorum büyük... Yavaş! Sahibinle konuşacağım, bir çekil. Remzi, çekil. Ona kızmayacaksın, o ekmeğinin peşinde. Sen niye öyle dedin bana? Hayranlıktan dedim dayı. İmza alacağım o derece. Büyük şeytanlık. Ben girdim pavyona, tamam mı? Bu Salih'in yüzünde bir şaşkınlık. Lan, biz de nihayetinde bu piyasanın içindeyiz. Ben hiçbirini öldürdüğüme şaşırdığımı hatırlamıyorum. Hatırlıyor. Ama bu öyle değil. Onlar yapmamış yani. Lan bunlar nereden çıktı, bize kim çöküyor falan ben o an anlamamışım. Ama şimdi 5 dakika önce itibariyle taşlar yerine oturdu.
Gerçekten büyük şeytanlık. Helal olsun. Sen timsah celisin değil mi? Üstüne bastın. Üstüme basma, ısırırım. Neden yaptığımı da anladın mı? Büyük hamle. Bu herif iyidir. İyidir gerçekten. Şiddetli bir insan. İyi hırpalar çoçovalılar. İnsan yanında dursun ister yani. Ben seni sadece psikopat sanıyordum. Ama sen de hiç fena değilmişsin timsah. Kadrimizi bilmediler be Yücel abim. İşler istediğin gibi gitmedi. Ne olacak? Doğru. Alamadık. Sen söyle. Ne yapalım? Şimdi şöyle bir durum var. Herif cayır cayır paraları yakmış. 5 milyon boru değil. Dansa kalkacak da piste doğru biraz itmek lazım. Bu kalkarsa çoçovalılar da kalkar. Sen manyak değilsin. Numara yapıyorsun. Dene görürsün. Remzi'den de parayı aldım. Siz nereden öğrendiniz Uluç'un yaptıklarını? Necat. Kafasına silah dayayınca her şeyi bülbül gibi öttü. O nerede? Olması gereken yerde. Öldürdüm. Anlatacakları vardı belki. Yoktu. Anlatacağı her şeyi anlattı. Fazla bile yaşadı. Bırak sen onu şimdi. Benim derdim Yücel'le, Yücel. Yücel'le. Bela eksik olmuyor ki başımızdan. Dünkü neydi öyle ya? Para yaktı para. Para yakmak nedir ya? Uluç'u bulur bulmaz bize getirin. Bizim onunla konuşacaklarımız var. Sırayla gidin şerefsizle. Abiler, ne yapıyoruz? Siz bugün mü buluşacaksınız Uluç'la? Dokunmak yok beyler. Ona dokunmayalım, buna dokunmayalım. Şuna dokunmayalım. Bir şey mi dedin Celis? Diyorum. Ya bırak. Ne yapıyoruz biz abiler? Adamlar bizim de biz burada oturuyoruz. Damat. Serin gel. Bırak abi bırak konuş. Konuş oğlum. Anlat ne yapalım seni yaptığını mı yapalım? Başımıza yeni belalar mı açalım? Ha hiç bela yok ya başımızda bizim. Ne belası ya? Ha doğru ne belası? Anlat. Mustafa'nın mekanına gidip ne yaptığını anlat. Araba çaldığını anlat. Sonra yetmiyormuş gibi bir de onu hurdacıya okuttuğunu anlat. Bir de bu araba kimin? Azer'in. Onu da anlat. Azer'in? Azer. Ha. Ben en azından bir şey yaptım. İyi b**din Zelasun. Ya biz adama bir şey yapmadık diye laf anlatmaya çalışıyoruz. Senin yaptığın şeye bak. Abi vallahi gerizekalı bu ya. Medet yavaş ya. O kadar da değil. Abiler kusura bakmayın da sıra bize gelene kadar yani. Bu Azer'i kim sardı başımıza? Ha? Tamam sen kardeşini öldürmedin. Ama niye? Çünkü senden önce başkası davrandı da ondan. Lan oğlum ne anlatıyorsun sen ya? Ha ne anlatıyorsun? Hiç celallenme Salih. Siz de aynısınız. Ne farkınız var bu çocuklardan? Hep kendi başınıza iş yapıyorsunuz. Ya sokaktan sürekli bir çamurla dönüyorsunuz. Ne farkınız var çocuklardan? Sen ayrı, Cumali abim ayrı. Bebe. Lafını bil de konuş. Hiç yürüme abi, hiç yürüme. Necat'ın sülalesini duymaya kalmadı. İtirazın mı var lan? He? İtirazınız var mı beyler? İyi. Ayrıca çocuk doğru söylüyor. Ulan ne zaman arkamızı dönsek birileri gelip bizim...
Kusura bakma baba. Hesabını kestim, bitti gitti. Abim benim be. Cumali abim. Necat mı öldürdü benim karımı, Cumali Kocabalı? Ha? Necat mı börek yaptı benim karımı, söyle? Kim biliyor? Hani nerede? O herifin soyunu kurtunca kesildi mi hesabı? Ah be aptal oğlum. Araba kaçırınca mı hesap kesildi peki? Ne? Hallere bak hallere. Gel lan. Gel. Otur bacana seni Medat. Tamam. Ne oldu oğlum gel. Abi. Abi diyorsun artistlik yapıyorsun Celasun. Celasun. Salih oturun oğlum yerinize. Ortalığı ayağa kaldırmayın. La havle ve la kuvvet ya. Ortalık zaten ayakta emmi ya. Baksana. Gençler bellerine silah takıp racon bile kesiyor olmuş. Hayrola ya? Cumali abileri çok farklı sanki. Beni onlarla bir tutmayacaksın. Beni kendinle de bir tutmayacaksın. Beni bu hayatta hiç kimseyle bir tutmayacaksın. Niye? Niye tutmuyorum? Bir kişiye haber verdin mi? Necat'ın orada ne yapacağını bir kişiye söyledin mi? Bunu sen mi söylüyorsun lan bana ha? Bunu sen mi söylüyorsun? Sen Yücel'le çatılarda kovalamaca oynarken hangimize haber verdin? Ha? Ulan ben Necat'ı konuşturup yanınıza gelmeseydim senle Haliço çoktan ölmüştünüz. Tuttu Haliço, tuttu Haliço. Tabii her şeyin en iyisini sen bileceksin ya. O benim meselem. Benim karımı gözümün önünde... Benim yüzümden. Özür dilerim. İşine gelince senin meselen, işine gelmeyince abin kasap, öyle mi? Biz eşek başımıyız. Bu adam bir tek seni mi çizdi lan? Gelin benim yüzümden öldü lan. Benim yerim gitti. Kahramanın sonu hatırası lan. Ben çekirdek mi çitleseydim? Abi. Abi de başlarım lan sizden. Beni konuşturma. Takip edin lan beni. Herkes! Mahalle bizim. Her sokakta farklı bir resim. Bu yürek mangalı ve de keskin. Biliriz ki geçmişi eski. Buraların doğrusu belli. Eskisi gibi kullanıp attın. Hesabı yapmadan bu riski aldın. O zaman kardeş kırdık kalemini. Geçemedin testi. Saygını bozma. Keserim hesabını. Elimde jilet. Yaparım tıraşını. Şekli düzeltir. Salarım paçanı. 10 kere olsa yakalarım kaçanı. Az yakına gel de neşemizi bulalım. Cümleni kur ben gerisine bakarım. Raconumu keser. Noktanı koyarım. Doğruyu seçin de yüzünüze bakalım. Çözdüm bu yolu 10 kere çözdüm. Bu çukurun dibini gördüm. Günaydın. Günaydın. Otur kızım, otur. Bu sabah inmedin. Geç uyandım biraz. Uyudun mu ki? Nasıl yani? Bütün gece burada değil miydin? Buna sıkılacak bir şey yok kızım. Hepimiz alt üst olduk. Ben odalara sığmıyorum. Ada olsa, ıssız bir ada, oraya kaçsam, içim kuruyana kadar ağlasam anca. Yalnız kalacaksan eğer, bu evde kalacaksın. Ama bu kadar insanın içinde zor tabii ama... Sultan anne, ben gerçekten... Sen ben yok artık.
Dün yaptığını duymadım sanma. Başını alıp çekip gitmişsin. Çocuk gibi evde annesinin yokluğunda fırsat bilip kaçmışsın, öyle mi? Kaçmadım. Kaçmadım. Ben alışık değilim evde oturmaya. Ayrıca benim dışarıda işlerim var, biliyorsunuz. Hem ben boş değilim. Gerçekten endişe edecek hiçbir şey yok, merak etmeyin. Var. Çok şey var. Ama ben artık sizin için korkmak istemiyorum. Sen kendini dışlıyorsun bizden, belli. Ama öyle değilsin kızım. Sen de bu evin bir evladısın artık. Beni anne yerine koymayabilirsin, anlarım. Estağfurullah. Öyle, öyle. Sen biraz hırçın yetişmişsin. Kendi bildiğini okuyorsun. Herkesin yetişme şartları başka olunca. Biliyorum. Kızmıyorum sana, bunu bil. Senin tabiatın bu. Ama bırak, seni koruyup kollayalım. Duvarlarını en aza indir. Yenilmez, yıkılmaz olmaya çalışma bu kadar. Hepimiz yaralıyız. Hepimiz yaralarımızla varız. Ele güne karşı kan tükürüp kızılcık şerbeti içtim deriz. Ama bu ele karşı. Ama sen bizim evladımızsın. Eğer biz bir aileysek seni seveceğiz de, koruyacağız da. Bu böyle güzel kızım benim. Buyur baba. Oradan bir top al, gel çabuk. Top? Top, top. Çabuk. Baba biz ne yapıyoruz Allah aşkına güneşin altında? Ver. Buyur baba. Emmi, sen burada. Kemal, Metin, Medet, sen de gel. Aliço oğlum, sen de gel, bizim takımdansın. Meke, Celasun, tamam, oradasın zaten. Ciğersiz, sen kaleye geçiyorsun. Koş! Ciğersiz diyor, ciğer madem. Beşte devre! Onda biter. Baba Allah'ın adına biz ne yapıyoruz ya? Bir sıfır. Gel oğlum. Topla emanetleri. Çabuk çabuk. Bakarım, gel demiyorum, sen de gelme istemiyorum. Ya, ya.
Baba ne yapıyorsun ya? Ya bak ya. 2-0. Baba nasıl 2 ya? Faul bu. Ayağımı kırıyordun. Ağlama lan. Kalk. Oyna oyna oyna. Ya ben böyle bir şey... Bak ya. Abiniz falan diye acımayın. Canınıza okurum valla. Tamam. Yap top yap. Top yap. Yersiz. Gol yeme şerefsizim yakarım seni bak. Mümkün değil. Bizde evrak kaybolmaz. Yamaça yamaça. Sen de. Vur oğlum vur oğlum. Gel abi gel. Al oğlum. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oğlum. Babanın yerine. Lan manyaklaşmayın oğlum. Yürü Sami. Ben de. Yavaş. Sami. Sami. Sır sır. Hadi. Vurdurma vurdurma. Ha yapabiliyordun. Sen böyle kalecilik yapabiliyordun. Yıllardır ben kaleye geçmem abi. Abi pas ver abi abi. Babamın yanında ya. Aliço! Aferin lan tekçiyer Beto. Yapıştır yapıştır yapıştır. Senin var ya suçlu. Senin, senin. Senin. Ya baba! Edebinle oynayın Cumal, edebinle. Ya baba sen faul yapınca bir şey yok ama. Oğlum ben babanım, bana serbest. Hadi Kemal, hadi Kemal! Koş, 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 koş! Kemal! Allah! Devam edin ileri! Gel, 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 gel Kemal! Burada! Sağ ol, böyle yap! Aliço'ya soracağız. Aliço, Aliço penaltı mı değil mi? Penaltı. Hah. İşte. Bırak, bana Aliço bırak. Yalan söylemez. Bana bırak, bana bırak. Hiç kimseye bırakmam, bana bırak. Ben bu herifin zayıf noktalarını biliyorum. Her yere zayıf bunun. Hadi lan Medet. Aklımı kanatsız kuşa çeviren cevabı bulursam bana da haber edip ver. Varmak için sorun olur. Beto! Hadi hadi hadi! Ne yapıyorsun sen Medet ya? Hiç kusura bakmayacaksın abi. Babana soracaksın. Ha, hemen babam. Cumhur abi al sola. Al sola Mece. Tamam. Gol! Gol! Devlet! Ya abi! Ne fazla gelmeyecekseniz oynamayalım bu oyunu ha. Ben çıkıyorum kaleden. Kim geçiyorsa geçsin. Geçeri geç 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 geç. Ne oldu canım? Hadi 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 hadi. Cumhur abi. Yavaş abi. Yavaş gel Celal sonu gör. Ah. Yavaş. Aaaa! 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 Aaaa!
Beyler, soruyorum. Sor çocuk, sor, sor. Ne yapıyoruz? Vallahi bana sorarsanız ne yaparsak yapalım, beraber yapıyoruz. Var mı itirazı olan? Ha? Güzel. Abi, ha? Şu Uluç meselesi bizde o zaman. Bizde, bizde. Salih, biz de Azer meselesini alalım. Rahat durmayacak belli ki. Vallahi durursa hatırım kalır. Ben. Ali'cığım, sen biraz dinleneceksin. İyiyim ben, iyiyim. Top oynadım. Evet ama ben eğer senin yapabileceğin bir şey olursa sana söyleyeceğim. Söz. Söz mü? Söz tabii Ali'cığım. Tamam. O zaman ben biraz çalışayım çünkü çok kötü oynadım. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ellerine sağlık ya. Güzel toparlamışsın. Sağ ol abi. Toparladık işte bak abi. Ya Medet, sen de ateş gibiymişsin maşallah. Vallahi attığımız her topu çıkardın. Yok be abi. Sen beni gençliğimde görecektin ki. Maşallah maşallah. Daha ne göreceğiz ya? Bir de bir şey diyeceğim. Vallahi bu tıraş çok iyi oldu ha. Yüzün gözün açıldı bir kere. Yani böyle bir bakıyorum çok yakışıklı olmuşsun. Hakikaten mi? Sağ ol abi ya. Ya öyle işte, bir imaj değişikliği. Güzel güzel. Sağ ol abi. Abi çay koydum, sana da getireyim mi? İyi olur. İyi tamam. O zaman ben şuraya bir paspas atayım. İyi hadi sağ ol. Ben istedim. Sen yalnız kalma diye. Ama Ali'cığım onların seninle bir işi yok ki. Sen ne istiyorsan yapacaksın. Kapıda bekleyecekler sadece. Ama neden? Çünkü sen yalnız kalma diye. Çünkü sen yalnız kalınca ben korkuyorum. Çünkü sana bir şey olmasın diye. Çünkü sana bir şey olursa ben çok üzülürüm Ali'cığım. Bir şey yapmayacaklar. Sadece kapıda bekleyecekler ben yokken. İstemem. Vallahi sen istesen de istemesen de bu sefer benim dediğim olacak Ali'cığım. Anlaştık mı? Üzüleyim mi? Anlaştık. Geldin mi oğlum? Hoş geldin. Eyvallah abi, hoş bulduk. Geç otur, geç.
Abi hiç oturmayayım ben ya. Durum malum, acil biraz. Ya, tamam oğlum, tamam. Al şunu sen. Bir an önce işinizi halletmeli. Eyvallah. Tamam mı burası? Abi, biraz eksiği var ama akşama tamamlayacağız. Ha. Kesin yani. Hiç şüpheniz olmasın. Eyvallah abi, sağ ol. Ne demek? Hoşça kal. Ben sizi arayacağım. Tamam. Selim geldi, parayı aldı gitti. Ne yaptı? Parayı aldı gitti, öyle konuşmadık mı? Ya konuştuk da. Senin hiçbir şeyden haberin olmadı mı? Parayı buldu onlar. Azer'e vermişler. O da tutmuş yakmış zaten. Ne diyorsun lan sen? Ne demeye geldi bu herif, bir de acil dedi. Emin misin sen? Eminim. Yücel orada mı? Geliyorum. Çıktı. Geride kal, mesafeni koru. Tamam abi, merak etsin, ben de. Abi çıktı. Peşinden ayrılmayın. Tamamdır. Hadi bakalım. Çıkmış. Kemal'le? Peşindeler. Sen nereye abi? Bir küçük işim var, onu halledip geleceğim. Abi. Yok oğlum, vallahi sıkıntılı bir şey yok. Akıllı duracağım, sıkıntı yok. Siz bana haber verin, tamam? Tamam. Bu Azer meselesini ne yapacağız? Ben bekleyelim derim. Yani şu işi çözmeden dikkatimizi dağıtmayalım. O bizimkini dağıtmasın da, yoksa ben dağıtacağım artık ha. Kardeşinin cenazesi varmış. Yani bir işe kalkışır mı? Bence kalkışmaz. Biz yine de hazırlıklı olalım. Duydun mu yaptıklarını? Duydum. Neredesin? Hemen yanına geliyorum. Mekanda mısın? Sakın gelme. Neden? Lan sen ne dediğinin farkında mısın? Seni deniyorlarsa gerçekten arkanda adam vardır. Boş bırakırlar mı? Ya herif parayı aldı gitti. Ya ne fark eder? O gitse başkası vardır. Çukurda adam yok. Nereden biliyorsun takip edilmediğini? Takip ediliyorsun değil mi? Sakın buraya gelme. Sakın. Anlayacağız.
Sen hemen çıkacaksın mı? Haber bekliyorum işte. İyi tamam. Beni de haberdar et. Sen buradasın. Oğlan huysuz uzanmış biraz. Bir ona bakacağım. Hadi. Abi. Şimdi karışık bir durum var abi. Kaybetmedik diyeyim Metin. Yok abi yani şu an görüş alanımızda değil ama tek bir yol var. Biz de o yoldayız. Kaçacağı bir yer yok yani. Sakın oğlum bak sakın. Sakın. Büyük sıkıntı çıkar. Biliyorum abi biliyorum. Sen merak etme abi. Kaçırmayalım oğlum. Abim. Tamam abim. Şşş. Ah oğlum hadi oğlum hadi. Hayırdır? Ne huysuzluğu? Yok. Mamasını yedirdim, altını değiştirdim, gazını çıkardım, ninnisini söyledim. Aa, uyumuyor bu, sabahtan beri uyumuyor. Hayırdır? Hı? Bir ağlamadan anlat. Bir sakin anlat bakalım. Ne oldu, ne derdin var? Ulan senin ne derdin olacak? Gel bakayım böyle. Aa. Ay benim oğlum. Allah Allah. Sadece Hanım. Hep sizi mi sevsin çocuk? Ya. Ya senden. Oğlum sen babanı mı özledin? Ondan mı burnumdan getirdin? Kız hı? Özlemiş midir harbiden? Özlemiştir tabii. Özlemez olur mu? Baksana. Nasıl bırakıverdi kendini. İşte baba kucağı. Başka. Gel bakayım buraya. Bana bak. Şşş. Bir anneyle konuşayım. Gelsin hemen yanına. Kız Sadiş. Geçen de İdris baba. Babam saçımı okşadı. Öyle aldı kafamı göğsüne yasladı. Ne bileyim ilk başta anlamadım bir şey de. Sonra içim bir tuhaf oldu, mutlu oldum yani çocuk gibi. Allah mı? Ha. Hayret. Bak bunca yıldır bir tane çocuğun böyle tutup da başını okşadığını görmedim biliyor musun sen? Ha, o da öyle dedi. Aman diyeyim ha. Bizim çocuklara söyleme de üzülmesinler. Söz verdim babama söylemeyeceğim diye. Söylemem sen merak etme. Tamam ulan tamam geldim Allah Allah. Ne var? Ne var ulan ne var ne var? Ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerede herkes? Herkes derken kim kaldı ki? Annem yukarıda odasında, Saadet de bebeği uyutmaya çalışıyordu en son. İki gündür bayağı zorluk çıkarıyor. Karaca da Akşin'in odasında, çıkmıyor zaten oradan. O niye? Ay bilmiyorum ya. Sinirleri harap oldu çocuğun. Ya arada böyle bir titreme falan geliyor. Ya bazen geceleri kalkıp bakıyorum, Selim put gibi oturmuş. Cık, ne yapacağız bilmiyorum. Tamam ben bir bakayım. Ay Selim vallahi. Ay bir konuşsan belki. Hı? Belki senle konuşur. Duymadım baba geldiğini. İyi misin? Bilmem. Neyin var Karaca? Hiç. Öyle düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Eskiden akşam burada durup oturtmalara bakardı. Çok kıskanırdım onu. Seni ablamı düşünüyorum. Sonra yine Akşin'i düşünüyorum.
Kahraman amcamı, Acar'ı, işte herkese düşünüyorum. Sıra bana ne zaman gelecek onu düşünüyorum. Saçma sapan konuşma Karaca. Ne biçim laflar bunlar? Ne saçma sapan baba? Babaannem evden çıkmak yok diyor. Birinize daha bir şey olursa diyor. Kocanız babanız olmadan sokağa çıkmak yasak diyor. Neden? Çünkü yalnız kalırsak birimizi daha alırlar. Korkuyor, haksız mı? Size bir şey olmayacak. Nereden biliyorsun ki sen yanımızda değilsin? Öyle demek istemedim ben. Senin zaten bütün gün bizim başımızı bekleyecek halin yok. Suçlamak için söylemedim yani, öyle değil vallahi, özür dilerim. Ama işte insana neyin nereden geleceği hiç belli olmuyor. Bir anlık boşluk. Tamam, anladım ben seni. Baba vallahi bak, ben senin için demedim onu. Tamam kızım, tamam, bir şey demiyorum ben. Bu gece erken uyu, tamam mı? Yarın seni bir yere götüreceğim. Nereye? Gidince görürsün. Efendim? Kızım neredesin? Evdeyim. Hemen çık oradan, beni anladılar, peşimdeler. Sabahtan beri bir oraya bir buraya gidip duruyorum. Vazgeçmedi şerefsizler. Baba kim neyi anladı, ne diyorsun anlamıyorum ki. Ya kızım, üstünde emanet var ama sen ne bulursan al, para da al. Neredesin sen? Beykoz'daki eve geçiyorum. Sen de oraya gel, oraya gelince konuşur ne yapacağımıza karar veririz. Ama çabuk ol hadi. Hayrola, nereye böyle? Nereye gittiğimi çok iyi biliyorsun. Senin babanın bize yaptıklarından haberin var mı? Salakça bir soru oldu değil mi? Tabii ki de var. Sen de işin içindesin. Başından beri biliyordun zaten her şeyi. Ha? Çok merak ediyorum. Senin hiç vicdanın sızlamadı mı ya? Ha? Şu kadar da olsa vicdanın sızlamadı mı? Benim yeğenim Akşin. Dur! Dur! Orada dur! Ben bilmiyorum bütün bunların hiçbirini bilmiyorum ki. Ya şu an biliyorsun ama. Şimdi biliyorsun. Buna rağmen gidip babanı kurtaracaksın öyle mi? Kendini benim yerime koy Cumali. Ne yapardın babam ya? Baban! Benim annem yok. Tek sevdiğim, en sevdiğim, öl dese ölürüm diyeceğim adam. Bütün dünya başıma yıkıldı ya. Ben ne b**yim, ne b**yim ben? Söyle onu yapayım. Kurdun niye beni yedin der mi kuzu? Demez. Niye? Bilir çünkü. Bilir. Kurdun işi bu. Ben de sana demem. Arkamdan geleceksen gel.
Yakalayacaksan da yakala. Neden bunu yapıyorsun demeyeceğim sana. Ama şunu da bil. Ben de korurum sevdiklerimi. Bedeli ne olursa olsun. İyi madem. Al o zaman bunu. Bir şey daha var. Ben bu hayatta bir tek öyle annemi kucağında ağladım.
eski başımdan ata. Ben bu derdi kime sata? Saçlarını tutam tutam. Yalan var mı benim gibi? Saçlarını tutam tutam. Yalan var mı benim gibi? Nerede kaldın? Geldim ama eve yaklaşamıyorum. Pusuda olabilirler. Biliyorum kızım, biliyorum. Sen arka kapıdan çık. Ben yolun aşağısındayım, hadi. Tamam kızım. Tamam, hemen geliyorum. Dur 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 dur. Geri bas. Geri bas. Geri. Kapat farları. Motoru kapat. Burası neresi? Niye bileyim oğlum? Bu herifin kaç tane mekanı var ya, sayısını şaşırdım artık. Yücel'in olmasın burası? İnşallah öyledir oğlum. İnşallah öyledir. Geri bas, geri. Geri, kaçıyor çabuk. Geliyorlar. Yetişemezler. Sen iyisin değil mi kızım? Sırası mı şimdi? Abi sıkı tutun. Lan bırak sen beni, bırak. Yakala şunu. Olmayacak, önünü keselim. Kes oğlum, tutan dolar seni, kes. Bunlar iyice kaşındı ama. Hadi kızım, bas bas bas. Yetişeceğiz, dur. Yavaşla, tamam.
Oğlum yavaşla, tamam. Yok işte herif, gitmiş. Abi ya. Çok şükür atlattık. Aferin benim güzel kızıma. Nereye gidiyoruz? Elvadaki eski fabrikanın oraya. Orayı bilmezler. Nasıl kaçmış herif ellerinin altından? Damla. Bizim gelin. O da mı? Abim iyi değil. Onun yanında konuşmayalım. Ya öğrenirse var ya. Öğrenmiş zaten. Sabah şey yapalım, senin arabayla gitmeyelim de buradan bir arabayla gideriz. Şimdi onlar plaka milaka ensemizde biterler. Oh. Niye? Dört bir yana adam salarlar şimdi, bilmiyor musun huylarını? Niye peşindeler baba? Allah Allah, ne bileyim kızım. Buluttan nem kapıyor bunlar. Sen bir şey yapmadın yani. Ya yapmadım dedim ya. Taş meselesinin aslını falan öğrendiler herhalde. Ya bu iş düşündüğünden fazla büyüdü. Taş meselesi. Ya başka ne olacak? Yücel. O Sena'yı akışına alan adam. Onunla bir alakan var mı? Yok bir alakam dedim ya. Damla, sen bana niye öyle bakıyorsun? Sen babana inanmıyor musun? Sana yalan mı söyleyeceğim? Damla. Kızım, senin sinirlerin çok bozuldu. O evde yaşanan şeyler kolay şeyler değil. Çok zor şeyler gördün sen orada, biliyorum. Haklısın. Ama kızım, ben senin babanım. Benden başka güvenecek kimin var senin? Bak, şimdi geç yat şuraya. Hayır, hayır. Yatmayacağım ben. Peki. Al bakalım. Al. Sabah kalktığında dinlen. İstediğin soruyu sorabilirsin, tamam mı? Thank you.
gidiyoruz. Söz ver. Ne sözü? Söz ver Cemal. İşte. Öldürmeyeceksin. Tamam. Söz öldürmeyeceğim. Öldürmeyeceksiniz. Öldürmeyeceğiz. Burası neresi ki? Biz niye geldik buraya? Arkam. Gel benimle. Böyle benim gibi diz. Aralarını boşluk bırak. Güzel. Gel benimle. Şimdi ilk yapman gereken şey hedefi net bir şekilde görmek. Böyle. Nereye ateş edeceğin kadar neyle ateş edeceğin de önemli. Baba, ben biraz... Anlıyorum kızım. İtirazını anlıyorum. Ama başkalarının sana yapabileceklerinden korkma. Kendi yapabileceklerinden kork. Eline silah almaktan kork. Birilerine zarar vermekten kork. Kendine zarar vermekten kork. Rahat olma zaten. Korku her zaman çok kötü bir şey değildir. Temkinli olmak seni korur. Ama... kendini koruman gerektiğinde cesur olmayı da öğrenmek zorundasın. Şimdi hangisiyle başlayalım? Güzel. Önce ne yapıyoruz? Hedefi net göreceğim. Güzel. Kolunu uzat. Sıkı tut. Hazır olduğun zaman sık. Olmadı. Olmadı. Bir dahaki sefere gözünü açmayı dene. Damla. Damla kızım.
Vallahi kaç gündür böyle uyumuyor biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Ben ne zaman gelsem böyle fosur fosur uyuyor. Ya vallahi diyorum bak. Ah derdi senmişsin. Acaba başkasının derdi olmuyorum ben? Hı? Hani böyle beni görmek için çocuğu bahane eden birilerinin. Ha, benim yanıma gelmen için bahane uydurmam lazım yani. Alacağın olsun sana. Dur kız. Şaka yaptım şaka. Yapma öyle şaka. Zaten yüzünü gördüğüm yok. Şimdi bir de acaba benden mi kaçıyor diye düşüneceğim. Ha anladım. Birilerinin. Ya Salih Allah aşkına yapma. İlgisi eksik kalmış kız. Sadiş sadiş. Ama ya. Sen de böyle naz edeceksen biz de yiyelim böğrümüze kurşunu. Allah korusun. Dur kız uyandıracaksın çocuğu. Uyutursun yine. Ha. Ya anlamıyor musun beni ya? Kız. Sana bir şey olsa ben ölürüm ölürüm. Şu hayatta benim neyim var? Bir sen. Bir de şu bebe. Anlamıyor musun sen beni? Anlıyorum da. Özlüyorum Salih. Ne yapayım? Ben de özlüyorum kız. Ama görüyorsun işte başımızdaki dertleri. Hele şöyle bir ferah çıkalım. O zaman duracağım evde. O zaman da sıkılacağım benden. Diyeceksin ki hadi çık dolaş biraz kahveye git. Sen başımızda dur da vallahi sesim çıkarsa içim kurusun. Ne yapıyorsun ne? Oğlum sen? Ne? Ne? Yok sen ne adamsın ya? Sen ne adamsın ya? Ha? Şş, hadi yat bakayım. Hop. Ben sizi nereye babamın oğlu? Bu anca beraber kanca beraber mevzunu biraz abartmadık mı? Haber geldi. Seninki geliyormuş. Lan dur oğlum Saadet içeride seninki meninki yanlış anlayacak şimdi. Azer Azer. Onu da deme. Kemal aradı şimdi. Herif kim var kim yoksa toplamış. Sana geliyorum. Buyursun gelsin beklerim. Çukurda olmaz. Çukurda olmaz canım. Başka yerde beklerim. Yalnız hiç olmaz. Abi. Salih de arabadaydı. Yapış yapış ver peşine. Thank you.
Bizim seninle bir meselemiz yok. Biz düşmanımızı da kendimiz seçeriz, dostumuzu da. Sen bizim düşmanımız değilsin. Ha. Ama düşmanımız olmak istiyorsan birimizden biri kanar. Ama emin ol, o ben olmam. Dostumuz olmak istiyorsan bir maça bakar. Azim! Bak! Gördüğün gibi her dilden anlıyoruz. Daha sana diyoruz ki gel beraber top oynayalım. Öyle halledelim meseleyi. Hem gereksiz elektriğini alır. Biz daha yeni yaptık oradan biliyorum. Ne dersin canım? İnsan başı sıkıştığında bazen bir dost eline muhtaç olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Ha oluştayız. Hoş için içinde dostluk varsa muhtaçlık olmaz ki. Dost dediğin adam zaten senin yanındadır, arkandadır. Senin düşmeni beklemez kollamak için. Allah var yukarıda. Biz sana düştüğümüzde geldik. Elimiz kolumuz tutmaz olmuş. Ayağa kalkmaya çalışıyorduk. Sen de bize el uzattın. Yetmedi. Üstüne bir de aile olalım dedin. Ne diledikse koştun. Ne istedikse yaptın. Hiç düşünmedim. Hiç aklıma gelmedi. Ya bu adam bütün bunları niye yapıyor diye. Acıdığımdan mı dersin? Yok. Zaman insana birçok meziyetini kaybettiriyor da bildiklerini unutturmuyor. Ben seni dost bildim. Ben seni dost bildiğim için, benim için, ailem için yaptığın hiçbir şeyin altında hindik aramadım. Ama zaman sana her şeyi unutturmuş belli ki. En başta da adamdı. Yüzüme bakabildiğine göre utanmayı da unutmuşsun. Hı? Sen hep dersin ya, yapmam gerekiyordu yaptım. Ben de yapmam gerekiyordu yaptım. Bu işin adamlıkla madamlıkla ilgisi yok. Ne gerekti lan? Ne gerekti? Ne karşılığında emdin lan kanımızı? Benim gelinimi, torunumu. Neye karşılık verdin onlara? Ben kimseyi kimseye vermedim. Haberin yoktu öyle mi? Vardı. Engel olmayınca suçlu sayılmıyor musun? Eline silah almayınca vurmuş olmuyor musun? Bak, benim bu meseleyle bilgim yok. Benim meselem değil, başkasının meselesi. Seninki ne? Niye sattın lan beni? Sen köksüz olmak nedir bilmiyorsun. 4 tane aslan gibi erkek evladım var. Elinin altında, dizinin dibinde. Gözün arkada kalmaz. Ama
Ben düştüm, kolumdan tutan olmaz. O kız neci peki? Babam, babam diye peşinden koşmuyor mu seni? Kız evlat başka. Arkını kollayacak erkek evlat başka. Kandırmayalım birbirimize. İkimiz de eskisi gibi değiliz. Senin koskoca çukurun var. Senden başka kimsenin elini süremediği çukur. Çukurumu vaat etti sana. Az mı? Senin bu uğurda harcadıklarını düşününce benim yaptıklarım lafı mı olur? Kaç kişi bu çukur için toprağın altında? Kaç kişiyi harcadın? Ben sadece benim olanı korudum lan. Başkasının olana göz dikmedim hiç. Çukur için savaştıktan sonra içindesin, dışındasın. Ne fark eder? Misin? Bir şey yapmadın değil mi? Ben sana bir söz verdim. Bir şey dedi mi benimle ilgili? Yok, demedin. Sormadın değil mi bir şey nerede diye? Yani öyle derken hani... Adam can derdine düşmüş ama bunu mu düşünecek şimdi? Sormadı. Tamam bak. Ya sormadı. Ne? Tamam ne? Tamam ne? Ben bunu niye aldım belime? Niye aldım? Kız çocuğuyum da yanına almaz diye. Sadece yanında kalabilmek için. Sadece yanında kalabilmek için bir kere sormadı. Bir kere. Kızım sen nasılsın? Kızım, sen neyi seversin? Ama ben hepsini biliyorum. Hepsini biliyorum. Kahvesini nasıl içer bilirim. Pilavı asla karabibersiz yemez bilirim. Bir saat ayakta kalsa hemen beli ağrır onu da bilirim. İlaçlarının saatini bilirim. Ben... Ben niye biliyorum bunları? Ben niye biliyorum bunları? Seviyorum. Seviyorum da ondan. Ben de istiyorum o da beni sevsin. İstiyorum kızını sevsin. Her istediğini yaptım ya. Her istediğini, her istediğini yaptım. Niye sevsin diye. Şu kadarcık sevsin diye, şu kadarcık. Yalan mı? Bak tamam, gel sen... Bırak! Bırak! Şimdi sıra sende mi? Sende mi sıra artık? Oldu mu istediğin? Ha? Acaba inandırabildin mi kendimi? Kaç kere söyledim ya, benim bir alakam yok dedim. Şimdi inandırabildin mi acaba? Acaba kendimi kanıtlayabildim mi sana? Babamı sürdüm önüne ya, babamı önüne sürdüm. Sevgine layık mıyım acaba? Ben şu an sevgine layık mıyım? Daha ne yapmam lazım senin için ya? Biriniz hiçbir şey beklemeden sevse beni. Ne diyorsun? Durur mu artık sence? Vallahi onu bilmem ama artık devam ederse biz durmayız. Ya ne biçim herifmiş? Biz bir şey yapmayalım dedikçe bu bizim tepemize çıkıyor. Ya bana birini çok hatırlattı. Az kaldı.
Az sonra... Rol ne alakası var? Hadi canım, hadi, hadi, hadi. Yamaç! Ne oldu Aliço? Sıkıldım, sıkıldım. Bunlar hep benle. Nereye gitsem benle, nereye baksam benle, benle, hep benle. Sıkıldım, sıkıldım. Söyledim ya ben istedim diye Aliço. İsteme, isteme. Olmaz Aliço. Bir süre yalnız kalmak yok. Ya onlar ya ben. Sen. Ne istiyorsun? O da herkes gibi yamaçı istiyor. İyi tamam, gel ben de bakalım. Beyler, bir süre benle tamam. Sağ ol. Beyler sağ olun. Gel bakalım. Nasıl oldu kolun? Biraz acıyor. O ne demek? Biraz geçti, biraz geçmedi. Anladım. Buyurun bakalım Aliço Bey. Amca. Bana ne yapacaksınız? Senin bizim için ne yapacağına göre değişir. Ne istiyorsunuz? Gayet iyi biliyorsun. Yücel'in yerini bilmiyorum. Bir ev var, bir iki defa gittim. Yerini öğrenmek istemiyorum. Kendisini istiyorum. Arayacaksın. Çağıracaksın, getireceksin. Sizin beni takip ettiğinizi biliyor. Yalan söyle. En iyi yaptığın şey değil mi? Kaçtım de. O da sana muhtaç. Değil mi? İçeride ne var ne yok senden öğrenmiyor mu? Seni kaybetmek istemeyeceği açık. Denerim. Denemeyeceksin. Yapacaksın. Nereye çağırmamı istiyorsunuz? Kaçsaydın nereye çağırırdın? Kurtuldun mu? Kurtuldum. Damla geldi, kaçtık. Neredesin şimdi? Riva'da benim bir depo var, oradayım. Kimse bilmedi orayı. Seninle konuşmamız lazım. Hemen gelebilir misin? Adresi ver. Göçbeyli mevki No 21. Gece gelebilirim amca. Tamam, bekliyorum. Müsaade var mı abi? Abi şimdi sen beni yanlış anlamayacaksın. Hemen de kızmayacaksın değil mi? Muamele yapma oğlum, söyle hadi. Benim içime bir kurt düştü abi. Şimdi biz bugün Osta'da girdik ya. Onca adam bizim etrafımızı aldı hani. Yani? Yani isteselerdi bizi oradan canlı çıkarmazlardı. İstemediler. Yoksa şimdi ne sen ne ben kalırdık. Bence adamların bizde bir meselesi yok gerçekten. Doğru söylüyorsun. Abi! Ne var lan? Geçen gece Mustafa'nın mekanındaki arabaları alanlar. Koçovalılardanmış. Duydun değil mi? Hani bizde işleri yoktu? Götürün lan bunu. K
Gel otur. Kafamı çevirince gözüme güneş giriyor. Ne istiyorsun? Asıl sen söyle. Sen ne istiyorsun? Genel olarak. Ne demek o? Yani genel olarak mı? Anlaşma karşılığında falan. Anlaşma karşılığında. Ne konuda anlaşmak istiyorsun? Azeri itmen konusunda. Daha doğrusu Koçovalıların karşısında durmaya devam etmesi konusunda. Ben bu gece güzel oyalayacağım Koçovalıları. Eğer sen de harekete geçersen olur bu iş. Olur güzel. İteriz. Ne istiyorsun peki? Benim sizden farkım ne biliyor musun? Ya dur öyle söyleyince olmadı. Bizim aramızda farktan başka bir şey yok ki. Tamamıyla alakasız insanlarız biz. Şöyle söyleyeyim, benim sizden bir farkım da ne biliyor musun? Ben canım istemedim yapmam. Dünyayı koy önüme, parmağımı kıpırdatma. Canım istiyor mu yani? Sıkılınca istiyor, sıkıldım. Kargaşa çıksın, o ona dalsın, öteki onu indirsin, biri bu yanı patlatsın, bir hareket olsun. O işten kim nasıl faydalanacak, o işte beni hiç ilgilendirmez. Benim işim kaosla. Para falan onun yanında hiç yani. Kara delik gibi düşün. Vazgeçtim, düşünmem. Sen kendinden başka şey düşünecek bir adam değilsin. Hiç yorma kendini. Ne yapacaksın peki? Yapınca duyarsın. Ali! Oo, ben de geleceğim, ben de geleceğim. Hayır Ali'cim, sen kalacaksın, ben gideceğim. Ben halledeceğim söz. Geleyim ama, geleyim ama. Olmaz Ali'cim. Bir önceki geldiğinde ne olduğunu gördüm. Seni bir daha tehlikeye atmak istemiyorum. Üzülüyorum, korkuyorum. Anlıyorsun değil mi beni? Ama ben de gelsem, ben... Hah Ali ya, seni de bir oradan bir buraya sürükledik, kusura bakma. Estağfurullah, lafım olur. Ali'cim eve gidecek değil mi? Eve gitsin. Yanından ayrılma, aman yüzümü seveyim. Bir şey olursa babam burada. Tamam tamam, merak etme sen. Hadi bakalım. E hadi Aliço Bey, gidelim biz de. Tamam Ali Bey, tamam. Buyurun siz önden yürüyün. Yardım etmek istiyor değil mi? Kendini suçluyor. Taşıması zor tabii. Hele onun kadar masumsa. Ne oldu Aliço Bey? Yavaş kaldınız. Bir
şey yok, bir şey yok. Devam, devam. Siz devam edin Ali Bey. Geliyorum lütfen. Buyurun Aliço Bey. Teşekkürler Ali Bey. Ha, siz gelmeyin, gelmeyin. Benim biraz işim var, yalnız kalmam lazım. Peki Aliço Bey, siz nasıl uygun görürseniz. Bir şey lazım olursa dışarıdayım. Teşekkürler lütfen. Göçbeyli mevki numara 21.
kurtuluşun selamı var. Çıktılar bile. Şimdi adresi mesaj atarım sana. Buluç. Bizimle beraber. Yücel'i aradı. Buluşacaklar. Tamam. Geliyorum ben de. Nereye götürüyorlar? Yücel'le buluşmaya. Ben de geliyorum o zaman. Öyle bir şey olmayacak. Orada ne olacağı belli değil Damla, yapma. Tamam, o yüzden geliyorum zaten. Damla, bak ısrar ediyorsun. Israr etme, gelmeyeceksin. O benim babam. Tamam, bir hata etti. Ben de getirdim, elimle verdim. Sahipsiz bırakmam onu. İyi, tamam. Gel ama bir şartla. Neymiş? Arabadan inmeyeceksin. Orada olduğunu kimse bilmeyecek. Kimse seni görmeyecek, tamam mı? Bak, benim... Benim aklım sende kalır sonra. Tamam? Söz mü? Söz. Aha. Evet evet, sakin burası. Siz ne yaptınız? Şimdi geldik. Önden mekanı kontrol ediyor bizimkiler. Hey, bana bak. Bir şeye ihtiyaç olursa. Sen çukuru boş bırakma yeter. Ey hadi eyvallah. Yatışmadı mı bu hala? Ah Celasun'um ah. Yatışmadı. Bir vukuata karışmasın da gelsin, önemi yok. Uzaktan bir atış yapacak olsan, nerede konumlanmak lazım, bu birincisi. İkincisi, bu yerlere bak, çocukları da söyle, önden kontrol etsinler. Bir abi, bak bakalım. Abi şimdi şuradan sıkarsan... Şurası mı? Aha, önden. Tamam. Burayı tutturursun. Bir daha bak, şurası da uygun. Açık alan sunmuş da bak böyle. Yani iyi nişan alıyorsan her türlü burada tutturursun artık yerde. Tamam, ben şunu soruyorum. Yani bunun arkası... Ya da şu taraf. Ya da ne bileyim, bunun arkasında böyle açık bir alan varsa oradan falan olabilir mi? Burası olmaz ya. Yani oradan tutturman için Aliço olman lazım. O da bizim takımda. İyi de Aliço herif için çok iyi dedi. Tamam hadi bakalım, hadi bakın. Tamam. Çiçi! Gelin lan. Beyler hadi. Thank you.
Oğlum bu bizim Memo değil mi lan? Ne oldu oğlum sana? Ve ben değil emmi. Üç mekana birden saldırmışlar. Kim yaptı hala bunu? Kim ki? Azer Kurtuluş. Selamı varmış size. Ya abi bu herif durmuyor. Görüyoruz Medet. Görüyoruz. Geç otur oğlum sen şöyle. Geç otur. Ne yaptınız peki? Hastaneye falan gittiniz mi? Gittik. Tutacaklardı da. Ben haber vermek için. Yani sonradan bir sıkıntı çıkar ederse diye. Diğerleri nasıl peki? İyi mi? Yok. Diğerlerini hepten indirdiler. Al işte. Böyle elin kolun bağlı oturursan acısını mazlumdan çıkarırlar. Dedik size. Durmayalım dedik. Karşılarına çıkalım dedik. Bir dur oğlum Allah'ını seversen. Bir dur ya. Zaten canımız burnumuzda. Yamaçlar bir çıksın gelsin. Oturalım konuşalım. Herifi görüyorsun oğlum zaten deli. Yangına körükle gitmek olmaz mı yani bu? Yok emmi, hiç kusura bakmayacaksın. Onu bekle, buna sor derken herif etrafta ilahi tutan adam bırakmayacak. Siz istediğiniz kadar durun. Ben artık hiçbir şey beklemiyorum. Tek başına git de seni de indirsinler değil mi Celasun? Celasun! Celasun gel buraya, Celasun! Peki. Alo! Geleceğim diye. İyi dedim ben de tamam. Söz verdi arabadan inmeyecek. İnşallah. Yok yok. Söz verdiyse tutar. İnşallah. Temiz abi. Tamam. Efendim Umut. Abi geliyorlar. Geliyormuş. Sen abimle kal. Ben bu tarafa geçiyorum. Tamam. Dikkat et. Tamam. Gel bakalım Yücel efendim gel. Thank you.
Durma! Lan! Lan olur lan! Ya kim çıktı lan? Eğil, 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 eğil! Eğil, eğil, eğil! Abi! 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 Hayır, 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 hayır! Hayır, 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 hayır! Kim? Kim, 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 kim? Neredesiniz oğlum? Yerinizde değil miydiniz lan siz? Buradayız abi. Ne oldu biz de anlamadık. Tamam, iyice bakın. Temizse işaret çakın. Tamam abi. Var mı şey yukarıda? Yok abi. Neredesiniz lan? Abi. Abi burada bir şey var. Abi bu Aliço'nun. Nasıl Aliço'nun ya? Aliço evde değil mi oğlum? Hayır hayır hayır, değil değil, olmaz ya. Dur bir sakin ol, dur. Ara Ali'yi, ara sor. Efendim Kemal. Ali köyde mi lan? Ya az önce baktım uyuyordu Kemal. Kalk kalk bir daha bak. Orada de lan, orada de, hadi hadi. Hayır, sabahtan beri zaten kapının önündeyim Kemal. Allah Allah. Ha yok yani, hala aynı yatıyor işte. Aliço. Aliço. Allah belanı versin Kemal. Allah belanı versin, gitmiş yok. Kapat lan telefonu. Yok. Orası değil abi.
Alişo buradaymış. Kemal. Gelemeyecek misin abim ya? Ne oldu hocam? Alişo abi. Alişo abi bak. Alişo abi. Alişo. Bak. İstemiyorum oğlum. İstemiyorum. Lütfen yapma, lütfen. Acıyor. Korkma Aliço. Artık canın acımayacak. Hem de hiç. Bak. Bitti gitti. Bir taşla iki kuş. Geçen sefer sana güzel hazırlık yapmıştım. Abilerin aramıza girdi. Ama bu sefer baş başayız. Artık benimsin.